Merhabalar ben Serkan Ünal kanalımda ekonomi, borsa ve yatırım hakkında videolar çekiyorum. Bu videoda da değer yatırımcılığı nedir, değer yatırımcılığı nasıl uygulanır ve diğer yatırım türlerinden farkları nelerdir bu sorulara yanıt aradım. Borsada 3 tane farklı yatırım türü olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan birincisi uzun vadeli yatırım. Uzun vadeli yatırım derken neyi kastediyorum? Mesela en azından bir 3 yıl ve büyük oranda da 5 yıldan uzun süre borsada yatır, yapılan yatırımlara uzun vadeli yatırım diyoruz. Buradaki amaç şirketin uzun vadeli potansiyelini keşfetmek, ona göre yatırım yapmak ve Genelde şirketin karlılığı, büyüme oranı vesaire bunlara bakılır ve piyasa değeri şirketin karına göre, büyüme potansiyeline göre uygun bir seviyede ise uzun vadeli yatırım yapar uzun vadeli yatırımcılar. Bir diğer kol kısa vadeli yatırım. Bunu ikiye ayırabiliriz. Biri temel yöntemlerle yine şirketin performansına bakarak, bir diğeri ise teknik analiz. Tabi burada her ne kadar adına yatırım desek de yatırım anlayışları altında sınıflasak da aslında bunlar ticaret dememiz çok daha doğru olur. Burada neye bakılır? İşte temel analiz yapılıyorsa o anki haber akışına kısa vadeli gelecek beklentilerine bakılır. İşte bir ay, üç ay, beş ay en fazla bir yılda pozisyon değiştirilir. Teknik analizde de yine gün içinde saniyelik trade'ler de yapılabilir, işlemler de yapılabilir. Haftalık, aylık da olabilir. O tabi incelenen grafiğe göre değişmektedir. Ana iki tane kolu biri momentumdur. Momentum nedir? Son bir yılda yüksek performans göstermiş hisselerin daha da yükseleceğini inanmak ya da belli bir dönem boyunca belli bir ivmesi varsa o hisse diye pozisyon almak. Bir diğeri ise fiyat ve hacimden hareketle geleceği öngörmek. Üçüncü bir kol ise şu piyasaların etkin olduğuna inanır. Piyasaların etkin olduğuna inananlar tabi mümkünse giderler bir yatırım fonu alırlar derler ki ben niye hisse seçimiyle uğraşayım. Mümkünse endekse yatırım yapan, endeksi takip eden bir fon varsa onu alayım derler. Tabii Türkiye'de maalesef et, endeksi etkin bir şekilde ucuz maliyetle takip eden fon yok ama Amerika üzerinde konuşuyorum. Ve genel olarak bu 3 kollu kıyasladığımızda piyasa uygulayıcıları açısından etkin piyasalara yatırım yapanların çok daha karlı çıktığı görülüyor ikinci sırada uzun vadeli, son sırada yani en az para kazanan grubun üçüncü, bu grup olduğu görülüyor. O yüzden de özellikle son yıllarda çok akın akın insanlar aktif fonlardan etkin piyasaları savunan endeks fonlarına geçiyorlar. Çünkü endeks fonlarının performansı diğer fonlardan, diğer yatırım tarzlarından daha yüksek çıkmakta. Genel olarak tabi bunların istisnaları var. Değer yatırımcılığının doğuşu 1930'larda Benjamin Graham tarafından aslında oluşuyor. Oldukça başarılı iki tane farklı eseri var. Biri akıllı yatırımcı kitabı, bir diğeri de security analysis kitabı. Özellikle bu security analysis kitabı değer yatırımcılığın temelini atan kitap olarak kabul ediliyor. Bu kitapta vurgulanan üç tane temel şey var. Birincisi Piyasalar oynaktır. Aynı şeye, aynı ürüne, aynı kâra piyasa farklı zamanlarda farklı fiyat biçer. Zaten bunu görüyoruz. Bir hastalık patlıyor. Bakıyoruz hisselerin fiyatları %50 düştü. Bir bakıyoruz iki kat arttı. Sonra bir daha düştü. Hangisi doğru? Demek ki piyasa aslında o kadar da fiyatlama konusunda iyi değil. Birinci iddia bu. İkinci olarak da şirketlerin ekonomik değerinin uzun vadede daha durağan olduğu. Mesela bir şirket düşünün süper bir şirketse iki ay sonra o şirketin kötü bir şirket olma ihtimali çok zor. İyi bir şirket yine iyi bir şirkettir. Yani ciddi bir yapısal bir değişiklik olmadığı sürece yıllarca bir şirketin değeri çok değişmez. Yani gelecekteki büyüme oranı, uzun vadeli kar beklentisi vesaire değişmez. Ha, dönemsel olarak oynaklıklar olur ama kimse dönemsel olarak işleri kötü gidiyor diye şirketin satmayı düşünmez. Ya da dönemsel olarak iyi bir sonuç açıkladı diye bir anda şirket hakkındaki fikir değişmez. Yani şirketlerin uzun vadeli görünümleri çok daha durağandır. Fakat kısa vadede haber akışı ve fiyat hareketi çok daha hareketlidir bu da ne yaratır? Alım ya da satım fırsatı yaratır. Eğer uzun vadeli görünümü durağan bir şirketin hisse fiyatı bir anda yukarılara gidiyorsa bu bir satış ya da bir anda inanılmaz bir dip yapıyorsa bu da bir alış fırsatıdır. Üçüncüsü de Benjamin Graham'ın ortaya attığı ve birçok büyük yatırımcı tarafından ilgiyle takip edilen hatta Seth Klarman'ın da bu konuda bu isimde bir kitabı var güvenlik marjı. O da nedir? Şirket hakkında bir değerleme yaptıktan sonra ancak belli bir iskontoyla o yatırımın yapılmasıdır. Şimdi değer yatırımcılığı denince de aslında hep aynı şey anlaşılmıyor. Bir akademik dünyada ya da fon dünyasında kullanılan tanımlar var. Bir Warren Buffett'ın yaptığı ya da Charlie Munger'ın düşündüğü tanımlar ya da başka insanlar akıllarında başka şeyler geçiriyor. Biz öncelikle bir akademik ve yine fon dünyasında da aslında kabul görmüş tanımlarla başlayalım. Buna göre hisseler iki tane ana gruba ayrılmaktadır. Bunlardan birincisi değer hisseleri, ikincisi büyüme hisseleri. Değer hisseleri satışlara ya da defter değerine göre ucuz olan hisselerdir. Büyüme hisseleri ise satışlarında, net karında düzenli olarak daha hızlı bir oranda büyüme olan hisselere büyüme hisseleri denir. Ve bunları da takip eden büyük endeksler vardır. Mesela Russell endeksi vesaire. Value stocks yani değer hisselerine yatırım yapar. Ya da bir başka endeks büyüme hisselerine yatırım yapar. Belli dönemlerde değer hisselerinin performansı daha iyidir. Ama özellikle Amerika'da son yıllarda büyüme hisselerinin performansı daha iyi seyretti. Tabi sadece bunlar yok. Bunların dışında da momentum faktörü var. Momentum faktörü akademide genel kabul görmüş haliyle son bir yılda daha yüksek performans göstermiş hisselerin takip eden dönemde de yüksek performans göstereceğini düşünen yaklaşımdır. Dönem dönem çalıştığı görülmüştür. Özellikle Cliff Asness yine büyük bir fon yatırımcısı ve aynı zamanda akademisyen onun ortaya çıkardığı bir şey. Bir diğer şey Nobel ödüllü Fama'nın ve French'in vurguladığı büyüklük. Küçük şirketler uzun vadede büyük şirketlere göre daha iyi performans sergiler. Düşük oynaklık eğer şirketin fiyatındaki oynaklık düşükse uzun vadede daha iyi performans göstereceğine inanan, inanılan yaklaşım. Ve diğer birçok farklı temel gösterge olabilir. Yani bu faktörlerden biz 5'ini yazdık ama akademik çalışmalar 300'ün üstünde farklı faktörün hisse performansına etkisini incele incelemiştir. Akademik tanımı ya da fon dünyasında genel kabul görmüş tanımı anlattıktan sonra Warren Buffett'a göre değer nedir, büyüme nedir, yatırımcılık, değer yatırımcılığı nedir onu anlatalım. Warren Buffett'a göre bunlardan birini seçme gibi bir durum olamaz. Bu ikisi bir bütündür ve hisse fiyat biçilirken, değer biçilirken muhakkak hem mevcut karlılığına, mevcut işte satışlarına göre, piyasa defter değerine göre, aktiflerine göre ya da mevcut karına göre piyasa değerine bakılır. Hem de büyüme oranı ve gelecekteki büyüme potansiyeli. Bu ikisi konusunda fikir sahibi olduktan sonra ancak hissenin değeri biçilir. Yani bir şirketin belki büyüme oranı düşüktür ama ucuz olabilir. Ya da tam tersi karına göre hissenin fiyatı çok yüksektir. Fakat büyüme oranı çok yüksek olduğu için bu hisseye yatırım yine uygun olabilir. O yüzden Warren Buffett bunları ayırmamakta ve ikisini bir bütün olarak bakmaktadır. Warren Buffett'a göre değeri içsel değere odaklanarak bulunuruz, bulabiliriz. İçsel değeri nasıl hesaplıyoruz? Şirketin gelecek yıllarda elde edeceği karları tahmin edip belli bir risk kontrolüyle bugüne indirdiğimizde, yani indirgenmiş nakit akımda deniliyor buna, bir şirketin içsel değerini bulabiliriz. Tabii buradaki önemli olan nokta şudur, güvenlik marjını kullanmaktır. Biz içsel değere göre bir fiyat tespit ettik. Tabii burada şu yanlış anlaşılmasın. İndirgenmiş nakit akım yöntemiyle böyle karmaşık modeller oluşturma, bu Warren Buffett'a göre olan bir yaklaşım değil. Warren Buffett şuna bakar. Bir şirketin karlılığı nedir? Belki çok detay hesap yapmadan da ortaya çok somut bir şekilde çıkacak sonuçlar nedir? Yani bu şirket ne kadar büyür? Ne kadar kar eder? Ona göre değeri tespit ettik diyelim. Ondan sonra da bu değer tespitimize ne kadar güveniyoruz? Mesela çok güveniyorsak düşük bir güvenlik marjı, az güveniyorsak daha yüksek bir güvenlik marjı. Mesela biz şirketin değerini 100 lira tespit ettik hisse başı değerini. Güvenlik marjı da 30 lira, %30 kullandık. 100'den 30'u çıktık, 70 lira kaldı. Eğer bu değer mevcut piyasa değerinden yüksekse yani biz daha ucuz fiyata bunu alabileceksek o zaman bu bir alım fırsatıdır. Yatırım anlayışında Warren Buffett en çok etkilenen isimlerden biri de Charlie Munger. Charlie Munger güçlü, rekabet gücü yüksek olan şirketleri uzun vadeli yatırımın çok daha akıllı bir yatırım tarzı olduğunu tespit etmiş. Daha sonrasında da Warren Buffett'ı da ikna etmiş ve hatta özellikle son 40 yıldır Warren Buffett'ın da yatırım tarzını ciddi anlamda değiştirmiştir. Charlie Munger'a göre değer yatırım yani value investing şöyle tanımlanıyor. Bütün iyi yatırımlar değer yatırımlarıdır. Bazı insanlar tabi zayıf, durumu kötü olan şirketlerde ucuzluğu arayabilir. Bazıları güçlü şirketlerde ucuzluğu arayabilir. Fakat bu yatırımların değer yatırım olduğu gerçeğini değiştirmemektedir. Tabi bunu söylemişken Charlie Mungra'da atıfta bulunmuşken değeri belki ikiye ayırabiliriz. Bir nitel değer bir nicel değer. Genelde aslında baktığımızda insanlar yatırımcıların büyük kısmı ve özellikle Türkiye'deki yatırımcılar nicel değere bakıyor. Neye bakıyor? Mevcut nakit akış nedir? Mevcut büyüme oranı nedir? Defter değeri nedir? Satışlar nedir? Yani matematiksel rakamlara bakıyor. Fakat diğer yandan uzun vadeli performansı belirlemede en az nicel değer kadar nitel değer de önemlidir. Hatta nitel değeri tespit etmesi nicel değere göre çok daha zordur. Çünkü nicel değeri bir robotu da bir bilgisayar programında kullansak, çok basit bir şekilde yapar. Ama herkesin yapabildiği bir şeyden ekstra para kazanmak mümkün değildir. O yüzden iyi bir yatırımcının odaklanması gereken şey nitel değerdir. Nitel değeri nasıl tespit edebiliriz? Tabii birçok farklı boyut var. Ben burada 3 farklı önemli boyut yazdım. Biri mesela rekabet gücü. Aynı karı yapan iki şirketten belki birinin rekabet gücü çok daha yüksektir. Rekabet gücünü nereden anlarız? Fiyat belirleme yeteneğinden, rakiplere göre değişik şekillerde öne çıkan, marka değeri yüksek olan, belli patentlere sahip olan, belli lisanslara sahip olan, müşteri gözünde bilinirliği olan ya da ekonomik ölçeği kullanan birçok farklı unsur bir şirketin üstün rekabet gücüne sahip olmasına neden olabilir. Ya da pazar potansiyeli. Bazı pazarlar, bazı alanlarda yeni ürün çıkarmak, daha farklı alanlara genişlemek kolaydır. Mesela Apple örneğinde ya da Microsoft'ta bakıyoruz. Pazar hem genel olarak büyüyor. Cep telefon kullanıcı sayısında bir artış trendi var mesela. Ama onun dışında hizmetler alanında işte ödeme sistemi vesaire orada o alanda başka noktalara açılma potansiyeli de var. Belki şu an düşünülmüyor. 2022'de bunun farkında değiller ama 2023, 2024'te o alanda, o sektörde başka alanlara da genişleme, başka ürün ya da hizmetleri de piyasaya sürme imkanı olduğunu tespit edebilirler. Bu da ekstra hiç şirketin hesapta olmayan, akılda olmayan büyümelere imza atmasına yol açabilir. Bir diğer çok önemli konu şirketin ne kadar iyi yönetildiği. Mesela yönetimi biliyoruzdur, bu yönetim süper, çok başarılı. Şirket belki kar etmiyor, yönetim değişti, mükemmel bir yönetim geçti başa. Şirket sıkıntıda mı? Ne deriz? Ya bu yönetim çok iyi, muhtemelen bu işi toparlayabilirler. Ya da tam tersi bir şirket süper karlı, fakat yönetimin ciddi anlamda bozulduğunu, işte rüşvet, yolsuzluk vesaire bir sürü şeyin dönmeye başladığını öğrendik. O zaman ne olur? Bütün sayısal değerler pozitif olsa da bu şirketin ileride sıkıntı yaşayabileceğini tahmin eder, ederiz. O yüzden sadece nicele değil aynı zamanda nitel değere de yatırım yaparken bakmak gerekiyor. Burada birazcık şu konuya da değinmek istiyorum. Yatırım perspektifimiz nedir? Öncelikle yatırımda nasıl baktığımızı iyi belirlemek, ona göre de konum almak önemli. Bazı yatırımcılar şirketlerin mevcut durumlarına bakarlar. Aslında yatırımcıların büyük bir kısmı bu gruptadır. İşte haber akışına bakarlar, trende bakarlar. İşte şirketin son yayınladığı karlılığa bakarlar. Ona göre mevcut hava durumuna göre diyelim pozisyon alırlar. Ama haber akışı ve fiyat sürekli hareket halinde olduğu için oldukça sık bir şekilde pozisyon değiştirmeleri gerekebilir. Bir diğer bir grup gelecek bir yıldaki karı tahmin etmeye çalışır. Birazcık daha uzun süreli bakmaya çalışır. Burada tabii daha uzun süreli bakıldığı için öyle şeyler, haberler ya da o şirketle ilgili veriler hızlı değişmeyecektir. Tahminler hızlı değişmeyecektir. Fakat yine de aylık frekansta işlem yapılması gerekebilir muhtemelen. Mesela mevcut duruma bakan ne yapıyor? O gün o şirketin işleri nasıl gitmiş? Direkt onu anlamaya çalışıyor. Ya da o gün o sektörle ilgili hangi haberler yayınlanmış? ona bakıyor. Gelecek bir yıla bakan ise birazcık daha hesap kitap yapıyor. Bu yılki planlar ne? Bu yıl ne kadar satış yapar? Ne kadar kar eder? Onu hesaplamaya çalışıyor. Ve üçüncü grup ise şirketin kendisini analiz ediyor. Diyor ki bu şirketin durumu nedir? Bu sektörün durumu nedir? İleride 10 yılda 20 yılda bu şirket nereye gider? Zaten bu şekilde bir analiz yapıldığında bazı şirketler çok iyi, bazı şirketler çok kötü çıkacaktır. Ve muhtemelen iyi şirket dediğimiz şirketlere biz çok yüksek fiyat biçeceğimiz için piyasadan. O yüzden kolay kolay satmayı düşünmeyebiliriz. Ve çok uzun süreli, yıllar süren yatırım yaparız. Mesela şöyle düşünün. Son 10 yılda Borsa İstanbul'da ya da Amerika'da da olabilir. Bazı şirketler 50 kat, 100 kat, 200 kat arttı. Ama bazı şirketlerde ya yerinde saydı ya düştü. Diğer yandan aracı kurumların fiyat tespit raporlarına, hedef değerlerine baktığımızda gelecek bir yol için yani en fazla %100 prim potansiyeli öngördüklerini görürüz değil mi? Genelde %20, %30 prim potansiyeli vardır. Fakat gerçekleşmelere baktığımızda 10 kat 100 kat fark var. Yani gerçek şirketlerin değeri ile yatırımcıların kısa vadeli düşünen yatırımcıların biçtiği değer arasında oynaklık açısından ciddi bir fark var. Gerçekte şirketlerin değerleri çok daha oynak. Biri 100 kat artabilirken biri yatay seyredebiliyor. Fakat hedef değerlere baktığımızda %20, %30. İşte burada değer yatırımcılığı biraz ortaya çıkıyor ve biz 100 kat artma potansiyeli olan şirketleri tespit etmeye çalışıyoruz. Tabii yanılma payımız yüksek. 10 tane şirket tespit etsek belki sadece bir tanesi, 2 tanesi ya da 3 tanesi yapacak bunu. Fakat 1 iki tanesi bile yapsa bu bizim ortalama getirimizi çok daha yukarı taşıyacaktır. Çünkü iki taneyi tutturduk, 100 kat arttı ama diğer 8'i yerinde saymayacak. Belki onlardan 3 tanesi 4 tanesi de 5 kat 10 kat artacak. Belki 2 tanesi yerinde sayacak. Belki 2 tanesi zarar edecek. Fakat uzun vadeli perspektifte şirketlerin bu söylediğim nitel ve niçel değerlendirme ile potansiyelini biz tespit ettikten sonra eğer analizimize güveniyorsak o, o zaman biz kolay kolay fiyat hareketine göre aman %30 yükselmiş ben bunu satayım, şöyle pozisyon değiştireyim demeyiz. Açıkçası benim yatırım tarzımda bu üçüncü gruba giriyor. Genelde yatırımcıların büyük kısmı birinci ve ikinci grupta toplanmaktadır. Tabii değer yatırımcılığı ile ilgili farklı ve önemli mevzulara da dikkat çekmek istiyorum. Burada biz eğer değer yatırımı yapıyorsak yasanın etkinliği çok önemli. Eğer piyasalar %100 etkinse bizim değer yatırımcılığıyla vakit kaybetmemize pek gerek yok. Bunu %100 etkin olduğunu söyleyen ekonomistler var. Mesela Nobel ödüllü Fama ya da diğer çok meşhur isimler bunu söylüyor. Hatta Fama ve French'in 2015'te yaptıkları, ilkini 1993'te yaptılar sanırım ama 2015'te geliştirdikleri bir model var. 5 faktörlü varlık fiyatlama modeli. Ve bu model Amerika'daki bütün şirketleri ele alarak neredeyse %90 oranında şirketlerin performansını açıklayabiliyor. Diyor ki bir şirket küçükse bir şirket işte piyasa değeri defter değerine göre iskontoluysa ya da bu tarz yatırım harcamalarına bakıyor, momentuma bakıyor. farklı faktörleri birleştiriyor ve diyor ki ben bu şekilde modellediğimde şirketlerin getirilerini, uzun vadeli getirilerini hesaplıyorum. Tabi şirkete has ya da gürültü diyeceğimiz şeyler var. Mesela bir şirketle ilgili beklenmedik bir gelişme oldu. O ciddi fiyat hareketi yaptı. Kastedilen bu değil. Bu diyor ki ben şirketleri gruplarım. Mesela 20 30 farklı gruba ayırırım ve o 30 farklı grubun ortalama olarak birbirinden neden ayrıştığını tespit etmeye çalışıyor ve bunu yaparken de %90 oranında bu grupların performansının ayrışma nedenlerini buluyor ve buradan da diyor ki yani piyasalar büyük ölçüde etkin. Eğer bir şirket riskliyse o şirketin getiri potansiyeli daha fazla ama riskli şirkete yatırım yapan birinin de zaten yüksek getiri beklemesi normal bir durum. O yüzden piyasalar oldukça makul bir şekilde şirketleri fiyatlamaktadır. Bir diğer önemli insan Burton Malkiel, hatta bu Vanguard'ın endeks takip eden fonlarını ilk ortaya atan isimlerden biri, çok değerli bir akademisyen ve Borsada Rastgele Sihir diye Türkçe'ye çevrilmiş bir kitabı var. O da diyor ki yani büyük ölçüde piyasalar etkindir. Bunu anlamamıza neden olan birçok farklı şey var. Mesela yatırım fon yöneticilerinin performansı. Eğer bir fon yöneticisi iyi olsaydı, piyasayı yenme yeteneği olsaydı, muhtemelen değişik dönemlerde piyasayı yenmeye devam ederdi. Fakat istikrarlı bir şekilde piyasanın yenilebildiğini pek görmüyoruz. Çok nadiren çok az sayıdaki fon bunu yapabiliyor. Onlar da acaba şans eseri mi yapıyor yoksa bilerek mi yapıyor? Hatta bir araştırmalarında şu ortaya çıkmıştı. Amerika'da işte 40-50 yıllık bir dönemde 300 tane fonu inceliyorlar. Sadece 2 tanesi %4'ün üstünde endeksi uzun vadede geçme becerisi gösteriyor. Onlar da belki şans eseri yaptılar. O yüzden Burton Malkiel de piyasanın büyük oranda etkin olduğunu ve normal yatırımlar yatırımcılar için bu çeşitlendirilmiş mümkün mertebe dağıtılmış portföylerin geçerli olacağını söylüyor ve o diyor ki işte yerde bir 100 dolar gördüyseniz eğer siz etkin piyasalara inanıyorsanız dersiniz ki ben 100 dolar göremem çünkü kimse bu 100 doları yere düş bu yerde bırakmaz. Olsa bile anında gider. Ben o kadar etkin piyasalara tam inanmıyorum diyor Burton Marker. Mesela Warren Buffett'tan falan örnek veriyor ama diyor ki eğer yerde bir 100 dolar gördüyseniz çok hızlı davranın çünkü orada çok uzun süre kalmayacaktır. Herkes de kendi hayatından buna bakabilir. Yani yerde 100 lira gördüğünüz herhalde çok 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 nadir bir durumdur. Eğer bir şirkette de On binlerce, yüz binlerce yatırımcının olduğu bir piyasada normal değerinin altında işlem görmesi zor. Yani etkin piyasalar hipotezine göre inanç bu. Biraz daha burada ortada duran isimler işte Cliff Asness, Joseph LoCash koca. Bunlar ikisi de akademik kökenli ama 100 milyar dolar civarında, belki daha da büyük fonları yöneten çok önemli isimler ve akı, finans literatüründe ciddi katkıları var. Onlar bu kadar yani yüzde etkinlik olduğuna inanmıyorlar. Yani yüzde elli civarı diyelim etkinlik var diyorlar ve özellikle Cliff esnasının dikkat çektiği bir şey var. Eğer biz değer yatırımcısıysak yüzde yüz etkin bir piyasada da iş yapamayız. Çünkü araştırmamızın hiçbir anlamı olmaz. Sıfır etkin bir piyasada da işlem yapamayız. Niye? Sıfır etkin bir piyasada da şirketin piyasa değeri ile gerçek değer arasında bir ilişki olmaz. Bütün şirketler saçma sapan fiyatlanır ve sizin doğru değeri tespit edebilerek bir yere varmanız mümkün değil. Fakat yarı etkin bir piyasada yani fiyatlar değerden kopuyor fakat değeri bulmaya çalışıyorsa dersiniz ki uzun vadede ben beklerim. Zaten fiyat değere doğru hareket eder. Burada tabii ki en önemli unsurlardan biri yatırımın vadesi. Eğer bizim vademiz çok uzunsa mesela ben kar payı dağıtan bir şirkete yatırım yaptım. Vadem 10 yıldan uzun. O zaman ne oluyor? Değer fiyata çok daha yansıyor. Mesela ne oluyor? Defter değeri şu anda şirketin 1000. 10 yıl sonra o defter değeri 20.000 oldu. Şu anda şirket 10 lira kar payı dağıtıyor. 10 yıl sonra 300 lira kar payı dağıtmaya başladı. Ben beklediğim süre içinde muhakkak yani piyasa ne kadar inkar etse de o şirketi zamanla benim fiyatıma gelmek zorunda. Gelmese bile zaten ben yatırdığıma göre çok daha fazla kar payı alırım. Nakit olarak kendimi tamamen çıkarırım ve gelecekte de çok çok daha yüksek kar payları almaya devam ederim. Böylece piyasa değerinin yanlış fiyatlanması benim umurumda olmaz. Tam tersi yeni alım fırsatı yaratır. Ama bu piyasa etkini özellikle kısa vadeli yatırımcılar için önemli. Vadeniz uzadıkça piyasaların etkin çalışmaması da sizin için çok önemli olmaz. Günümüzde özellikle temel analiz yapanların hepsi kendini değer yatırımcısı olarak tanımlıyor ama aslında şunun arasındaki farkı da belki ortaya koymakta fayda var diye düşünüyorum. Yatırımcılık ve ticaret. Bunlar farklı şeyler. Şimdi bu ikisi arasındaki farkı anlamaya çalışalım. Eğer biz yatırım yapıyorsak şirketin aslında uzun vadeli geleceğine yatırım yapıyoruz ve o şirketin kar elde etmesi, yıldan yıla o karı biriktirmesi ya da büyümesi mesela Aldığımda 10 birimlik bir şirketti. Sonra 100 birim daha da büyüdü. Karı da birikti. Hem kendini büyüttü hem karını biriktirdi. Ve benim bu büyümeyi görebilmem, bu karı görebilmem için ne yapmam lazım? Beklemem lazım. Yani ben şirkete yatırım yaptım. Bir ay içinde büyüme ihtimali var mı? Yok. Çok az yani. Hissedilemeyecek ya da hesap edilemeyecek kadar düşük oranda büyüyebilir ya da karı biriktirme ihtimali var mı? Yok. Bir ayda, iki ayda bir şirket ne kadar kar edebilir ki? O yüzden yatırım yapıyorsak o yatırımın büyümesini ya da karın birikmesini beklememiz gerekiyor. Aksi takdirde bu yatırım olmuyor. Buna daha çok ticaret diyebiliriz. Peki ticarette ne? Ticarette bir varlığın normal hak ettiği değerden daha düşük olduğuna inandık. Dedik ki, ya bu şirket yüz eder ama 70'e satılıyormuş. Ben 70'e aldım. Sonra 130'a çıktı diyelim fiyat. Aa, çok iyi bir fiyat oluştu. Bu şirket aslında 100 ediyordu. 130 veriyorlarsa satayım. Burada ne yaptık? Aslında bir yatırım değil, ticaret yaptık ve ben buna değer ticareti diyorum. Tabii sadece ben değer ticareti demiyorum. Benim çıkardığım bir kavram değil. Bu bu şekilde kullanılan birçok farklı isim var. Tabii Yatırımda belirsizlik ya da şanssızlık ihtimali zordur. Mesela bir ev aldığınızı düşünün. Aylık kira alıyorsunuz. 2000, 3000. 10 yıl beklediniz. Toplamda zarara uğrama ihtimaliniz çok zor. Niye 10 yıl boyunca kirayı almışsınız? Nasıl zarara uğrayasınız ki? Fakat ticaret yapıyorsanız bir varlığı ucuz olduğuna inandığınız için alıyorsanız ve muhtemelen size satan kişi de aptal değil o da pahalı sattığını düşünüyor. İkiniz bahse girmiş gibi oluyorsunuz bir şekilde. Siz ucuz olduğunu düşünüyorsunuz. Karşı taraf pahalı olduğunu düşünüyor. Ya da sizin dışınızda ucuz olduğunu anlayan başka kimse olmaması lazım ki o fiyata bulasınız. Yoksa diğer piyasayla farklı düşünmeseniz zaten o fiyata bulamazsınız. O ürünü satan kişi çok daha yüksek fiyata satar o varlığı. Fakat burada ne oluyor? Eğer haklıysanız, gerçekten ucuzu almışsanız ve sizden daha pahalıya bulup, satın alacak bir acemi ya da bir amatör bulursanız o zaman ne oluyor? Kar ediyorsunuz. Ama yok. Haksızsanız zarar ediyorsunuz. Çünkü burada 1-2 aylık bir dönemde gerçekleşiyor bu işlem. O dönemde şirketin büyüme ihtimali yok. Kar oluşturma ihtimali yok. Siz aynı şirketi satacaksınız. Sadece ne oldu? Şirketin pahalı olduğuna inanan birinden ucuza alacaksınız. Ucuza satın aldığınızdan neden birine de pahalı satacaksınız. Ha Bunu başarırsanız ticarette para kazanırsınız. Fakat genel baktığımızda yatırımcıların uzun vadeli performanslarına ya da büyük yatırımcıların yatırım tarzlarına genelde bu grupta olduklarını görmekteyiz. Bu gruptakilerin sayısı ve başarılı olanların sayısı çok daha az ve daha çok onlar makro iyi okudukları için ya da Jim Simons gibi çok gelişmiş algoritmalara sahip oldukları için başarılı oluyorlar. Şimdi de yatırımla ticaret arasındaki farkları ortaya koymak istiyorum. Yatırım uzun vadelidir. Yani yatırımın sonuçlanması için birkaç yıl geçmesi gerekir. En az ki ya kar biriksin ya şirket büyüsün ticaret kısa vadelidir. Yani aldığımız ve sattığımız varlık hemen hemen aynıdır. Çok değişime uğramaz. Fakat yatırımda aldığımız şey ile sattığımız şey farklıdır. Aynı olsa bile biz o varlıktan ciddi anlamda nakit akış elde etmiş edip ondan sonra satmışızdır. Yatırımda normal şartlarda istisnai bir durum gerçekleşmiyorsa kar elde etmemiz beklenir. Ticarette ise başarılı olmamıza bağlı. Yani zarar da neredeyse kar oranında var. Belki %50, %60 ve acemi ve amatörsek belki %90, %95 oranında zarar ederiz. Özellikle piyasaya baktığımızda içeriden öğrenenler var, tahta yapıcılar var, spekülatörler var. Bir sürü farklı oyuncu var. Onların içinde eğer bir acemiysek ticaret yaparak para kazanma ihtimalimiz son derece düşük. Yatırımda al ve tut söz konusudur. Ticarette al ve sat söz konusudur. Kazancın kaynağı ve kaynağı büyüme ve nakit akışıdır. Kar elde edilmesidir yatırımda. Ticarette ise ucuzu alıp pahalı satmaktır. Yatırımda risk daha düşüktür. Ticarette risk daha yüksektir. Yani kısaca yatırım ve ticaretin farkını da ortaya koymuş olduk. Burada hangisinin daha mantıklı olduğunu siz düşünebilirsiniz. Bu videoda sizlere değer yatırımcılığını anlattım. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalı desteklemek için beğen butonuna tıklamayı ve gelecek videolardan haberdar olmak için kanalı takip almayı unutmayın. İlginiz için teşekkür ederim.